Evet, merhabalar. Bugün pnömonik pasteurolozis yeni adıyla manhemiyozis'e bakacağız. Koyun akciğerinde manhemiya bakterisinin oluşturduğu pnömoniyi inceleyeceğiz. Şu hematoksiden eozin boyama yapıldığını anlatan ibareydi. Anlatım akışında önce bronkopnömonilerden kısaca bahsedeceğiz ki geçen preparat da bronkopnömoniydi. Sığırlarda manhemiyozis hastalığına, sonra da koyunlarda manhemiyozis hastalığına değineceğiz ki bugünkü preparatımız aslında budur. Akciğer yangılarına genel olarak pnömoni dendiğini biliyoruz. Tercih edilen sınıflandırma yayılışına, karakterine ve morfolojisi göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırma. Burada bronkopnömonilerden fibrinli bronkopnömoniye bakıyoruz. Manhemiya bu tarz bir pnömoni oluşturuyor. Bronkopnömoniler en sık rastlanan pnömoni tipleri. Genellikle akciğerin kraniyel loblarında görülüyor. Nedenleri bakteriyel etkenler ve bazı mikoplazmalar. Yabancı madde aspirasyonları da bronkopnömoniye neden oluyor. Yangının yani enfeksiyonun başlangıç noktası bronşiyo alveoler kavşaklar diye geçer. Buradan hem alveollere hem de üst solunum yoluna doğru yayılır. Fibrinli bronkopnömonilerde tahmin ettiğiniz üzere eksudatın içinde fibrin bulunması gerekiyor. Yerleşimi lober yani bir ya da birkaç lobun tamamına yerleşir. Dış bakıda nekropside akciğerde koyu veya açık kırmızı alanlar, kahvemsi renkler, gri renkli kısımlara denk gelebiliyoruz. Burada gördüğümüz gibi. İsimlendirmede de şöyle ekler gelebiliyor. Apse görülürse fibrinopurulent bronkopnömoni. Koyu siyah nekrotik alanlar görüyorsanız fibrinonekrotik bronkopnömoni. Plör etkilendiyse plöropnömoni tarzı ekler gelebiliyor. Makroskobik bakıdaki bulgular fibrinli bronkopnömonide akciğerin bir veya birkaç lobunu tutan yangısal alanlar, hepatize alanlar. Burada hepatize dediğimiz karaciğere benzetildiği için hepardan geliyor. Kıvamı özellikle dokunma hissinizde kıvamı süngerimsi yapıdan daha çok karaciğere doğru geçtiği için böyle bir isimlendirme var. Nekrotik alanlar görülebiliyor. Floranın yangısı mevcut. İnterlobüler septumda ödem ve genişleme. Akciğerin kesit yüzünde alacalı bir görünüm. Mermer görüntüsü de diyorduk buna. Bu görüntünün oluşum sıralaması yangın dönemleriyle ilgiliydi. Özellikle şu ilk üç dönem çok görülüyordu. Lysis dönemi genellikle insanlarda rastlanan bir dönem. Peki ilk üç dönemimiz nelerdi? Birincisi yangısal hiperemi. Yangının ilk oluştuğu safa. Hiperemi olmadan yangı oluşmuyor biliyorsunuz. İkinci aşamamız kırmızı hepatizasyon. Burada hiperemiden sonra artık ödem ve yangı hücrelerinin de dahil olduğu yangıya bir kısım. Gri hepatizasyonda da hiperemi ve ödem bulguları yok olurken sadece yangı hücrelerinin domine ettiği bir kısımdan bahsediyoruz. Pneumonic pasteurolysis yeni adıyla manhemia, manhemiosis. Manhemia türü bakteriler hayvanların nazofarengeal ve oral mukozalarının normal florasında bulunur. Bunlardan manhemia, multicauda ve hemolytica önemli etkenlerdir. Multicauda'nın 4 serolojik alt tipi vardır. B ve E sığırların hemorajik septisemisi yani barbon hastalığını. Tip A sığırlarda pnömonik pasteurolaz dediğimiz hastalığı. Tip D de domuzlarda ve seyrek olarak koyunlarda pnömoni yapan tipidir. Hemolytika'nın da A ve T olarak iki tipi var. A koyun, kuzu ve sığırlarda pnömonik pasteurolozis hastalığını yapar. Manhemiyozis olarak değişti bu. Tip D de sütten kesilmiş kuzularda septisemik manhemiyozis hastalığını yapıyor. Şimdi shipping fever hastalığına bakalım. Sığırların pnömonik manhemiyozisi. Manhemia multicauda A tip A ve hemolytica tip A. Şu iki manhemia türü hastalığı yapar. Taşımacılık sonu, özellikle hayvanların nakil olduğu zamanlarda kötü nakil şartları, değişen iklim değişkenliği,
viral hastalıklar ve diğer stres faktörleri predispozisyona neden olur. Yani hayvanın immün sistemini düşüren durumlardan bahsediyoruz. Viral hastalıklar da gene bu hastalığın oluşumunda önemli bir yer oynar. Makroskobik olarak lober fibrinli pnömoni şekillenir ve pleuritis şekillenir. Bazen fibrinonekrotik karakterde olur. Hemolytika primer bakteri ise perakut fibrinli ve fibrinonekrotik bronkopnömoni oluşur. Multikoda ise fibrinopurulent bronkopnömoni oluşur. Kranioventral yerleşimde hepatize alanları gördük. Aynı şekilde dönemlere ait farklı renkler oluştuğundan bahsetmiştik. Onları görüyoruz. Burada da gene kranioventral lobda görüyoruz aynı şeyi. Koyu kırmızı açık renkler, bazı alanlarda beyaz gri renklerde şekilleniyor. Kesit yüzü alacalı mermer şeklindeydi bronkopneumonide. Onu görüyoruz. Koyunların akut enzotik pnömonisi, yani pneumonic manhemiyozis. Bugünkü preparata bakacağız şimdi. Hemolitika tip A özellikle bu hastalığa neden oluyor. Kuzular daha çok etkileniyor, genç hayvanlar. Stres faktörleri, parainfluenza 3, respiratory sinüsitiyel virüs gibi enfeksiyonlar hastalık için predispozisyon oluşturur. Yani immün sistemi baskıladığı için bu hastalıklarda hayvan predispozisyon, yatkınlık kazanır bu hastalık için. Makroskobik ve mikroskobik olarak tipik fibrinli pnömoni ve pleuropnömoni tablosu gözüküyor. Gene fibrinli pnömonilerden gördüğümüz alacalı mermer görüntüsü. Mikroskobik olarak incelemeye başladığımızda da ödem, hiperemi, yan hücre infiltrasyonları gibi bulgularımız olacak. Birazdan bakacağız. Mikroskoptaki bulgularımıza önce bir değinelim. Birinci bulgumuz hiperemi. Hiperemiyi alveollerde, yani akciğerde nasıl görüyorduk? Alveol duvarlarında kalınlaşma ve damarlar içinde eritrositlerin yığılı şekilde bulunmasıydı. İkinci bulgumuz alveol lümenlerinde ödem ve fibrin. Hipereminin devamında ödem sıvısı alveol lümenlerine çıkabiliyordu. Fibrin de gene bu ödem sıvısıyla beraber çıkıyordu. Üçüncü bulgumuz alveol ve bronş bronşiyol lümenlerinde çekirdekleri uzun ve akıntı görünümünde olan yulaf hücreleri. Yulaf oat cell İngilizceden geliyor. Bu önemli bir bulgu Mannheimia hastalığı için. Alveol, bronş ya da bronşiyol lümenlerinde bulunan hücrelerde çekirdeklerin böyle uzun akıntı şekline, akıntı gibi gözükmesine verilen isim. O hücrelere yulaf hücreleri denmiş. Nasıl oluşuyor? Lökositlere bakteriyel toksinler etkiyince yapısı bozuluyor ve çekirdeği uzuyor. Yulaf hücreleri bu şekilde oluşuyor. Yani bakteriyel toksinlerin etkisine maruz kalan lökositlerde şekilleniyor. Bu önemli diğer bronkopnömonilerden ayırmak için. Dördüncü maddemiz bronşiyol epitellerinde deskomasyon, yani dökülme. Lümenlerinde yangısal eksudat ve yulaf hücreleri fibrin. Burada zaten belirtmiştik. Bir kez daha belirttik. Yani alveol, bronş ve bronşiyollerde bu bulgular mevcut. İnterlobüler septumlarda ödem, fibrin, hiperemi ve yan hücresi infiltrasyonu nedeniyle genişleme. Altıncı bulgu da pleurada. Aynı bulgular ödem, fibrin ve yangısal hücre infiltrasyonu nedeniyle genişleme. Üçüncü madde haricindeki, yani şu yulaf hücreleri haricinde aslında bronkopnömoniler aynı gözüküyor. Burada farklı olan yulaf hücreleri olması Mannheimia'ya özgü. Evet, mikroskobik fotoğraflara geçiyoruz. Şunlar normal alveollerimiz. Şu taraftaki kısımlara baktığınızda hem duvarlarında kalınlaşma hem de içlerinde ödem sıvısını görüyorsunuz. Dörtlük objektifte görebilecekleriniz bunlarla sınırlı. Başka alana geçtik. Bu sefer onluk objektife geçiyoruz. Şu bir bronşiyol. Gene içinde hem dökülmüş epitel hücreleri var hem de yan hücreleri mevcut. Şuradaki alveollerin içinin de dolu olduğunu görüyoruz. Bunlar da gene yan hücreleri, bu alandakiler.
Bunların içinde işte yulaf hücrelerini daha büyük büyütmede görebiliriz. Çekirdekleri uzamış tarzda böyle lökositlerin göreceksiniz. Bunun dışında neler görüyoruz? Gene ödem sıvısı mevcut alveol lümenlerinde. Alveol duvarında kalınlaşma var. Şurada küçük bir damar var. İçi eritrositlerle dolu. Kırklık ya da 20'lik objektiflerde baktığınızda alveollerin içinde şöyle ince uzun çekirdekli hücreler karşınıza çıkacak. İşte bu çekirdekler normalde lökositlere ait çekirdekler. Bakterinin toksinleri nedeniyle çekirdek yapıları bozuluyor ve şöyle ince uzun bir hal alıyor. Bu hücrelere yulaf hücresi diyoruz. Bu preparatta Mannheimia'ya özgü bir durum. Diğer fibrinli pnömoni preparatından bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Şu genişçe gördüğünüz boşluk bir bronşiyol. Şuradakilerde bunun dökülmüş olan epitelleri, normalde epiteller bazal membran üstüne yerleşiyordu. Burada lümene döküldüğünü görüyoruz. İçi eritrositle dolu bir damar var burada. Sol tarafta alveoller var. Alveollerin içi gene yangı hücreleriyle dolu. Bu hücrelerin bazılarında yulaf hücrelerini de görebilirsiniz. Şöyle ince uzun çekirdekleriyle şurada. Biraz dikkatli incelemek gerekiyor. Kırklıkta daha net gözüküyor. Bazı alanlarda bakteriler de mevcut. Şu bulut gibi gözüken şeyler de bakteriler. 20'lik objektif az önceki fotoğrafın alt tarafındaki alveoller. Alveoller duvarda kalınlaşma. Ödem sıvısı, fibrin iplikçikleri, çizgisel tarzda. Şunlar alveoller makrofajlar olabilir. Şurada gene alveollerin içi dolu ve bol miktarda yulaf hücresi var. Burada gene hiperemi ve ödem fibrin bulguları belirgin. Şu taraflarda yulaf hücreleri görebilirsiniz. Şuradan başlayan ve şöyle sağa doğru devam eden kısım interlobüler septum. Bunlar normalde çok ince oluyor. Yani şu kalınlıkta falan oluyor. Bizde işte yangı hücresi, hiperemi, ödem gibi bulgular nedeniyle kalınlaştığını görüyoruz bu preparatta. Şu bir damar. Alveollerin içi hem yukarıda hem altta gene dolu görüyoruz. Şurada gördüğünüz çekirdeklerin tamamı yangı hücreleri neredeyse. Büyük büyütmede bakıp ayırt edebilirsiniz. Şu bir bronşiyol. Epiteli zaten lümene doğru dökülmüş, dejenere olmuş, kopmaya başlamış bazal membrandan görebilirsiniz. Şunlar dökülmüş epiteller. Eğer etrafta kıkırdak yapısı görseydiniz bronş derdiniz. Olmadığı için bu bir bronşiyol. Şunlar damarlar. Şuradaki çekirdeklerin çok büyük bir kısmı yangı hücreleri. Yapılarına kırklıkta bakıp ayırt edebiliyoruz. Geçen haftada fibrinli pnömoni preparatı görmüştük. Bu hafta da gene bir fibrinli gördük. Fibrinli pnömoni. Ama bu sefer Mannheimia hastalığına oluşturduğu bir pnömoniydi. Bu ikisinin farkı ne derseniz, daha önce de dedik, yulaf hücreleri. Alveollerin içinde bakteri toksinleri nedeniyle yulaf hücreleri oluştuğunu görüyorsanız şunlar. Bu Mannheimia preparatıdır. Yoksa bu iki preparat birbiriyle oldukça benzerdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.